Ben senin için herkesle, her şeyle mücadele ederim. Her şeyle. Yeter ki sen kalıyorum ben. Gitmeyeceğim de. Seninleyim de. Ama mesele biz değiliz. Mesele ortada masum bir bebek. Ceren'i ben mi hamile bıraktım diyecektim. Ne yapacaktın? Yapamazdın. Çünkü yapmadın. Biz bir amaç uğruna evlendik. Biz diye bir şey yoktu. Ay Cemre, bir durur musun artık ya? Tamam anladım, Ceren ağır saçmalamış. Cenk desen tırt çıkmış. Peki biraz önce neydi olanlar Nedim'le? Bir şey olduğu yok Özge. Ya öfkeliyim, çok öfkeliyim. Onu anladık canım. Ama canın da yanıyor. Ben var ya, Nedim ilk geldiğinde gözlerinin içine baka baka şarkı söylediğinde anlamıştım biliyor musun bir şeyler olduğunu. Sen ne kadar gizlemeye çalışırsan çalış, her şey ortada. Ortada bir şey yok ki gizliyim. Diyorsun. Cemre'ciğim sen buz gibi aşıksın Nedim'e, farkında mısın? Sadece kalbinden söküp atmaya çalışıyorsun. Tamam. Tamam, kabul. Ama atacağım. Kalbimden de aklımdan da söküp atacağım onu. Cemre'ciğim artık şunları bana bir kronolojik olarak anlatır mısın? Gerçekten ben dedektif gibi sıralamaya çalışmaktan yoruldum. Çıkamıyorum işin içinden. Özge neyini anlatayım? Nedim bana hayatımın en büyük hayal kırıklığını yaşattı diyorum. Yetmiyor mu? Ama görüyorum ki bu onu hala sevdiğin gerçeğini değiştirmiyor. He, değil mi? Sen benim güzergahımda değilsin diyen o. Yolunu değiştiren o. Gittiği yolda kaybolan da o. Bak Cemre, ben seni çok iyi anlıyorum, tamam mı? Çok kırılmışsın. Sen hala seviyorsun Cemre. Seviyor musun? Kocaman kocaman odalar, kocaman salon, ah ah ah, mutfağın güzelliğine bak. Ben boşuna üzülmüşüm köşten atıldık diye. Bu canım ev neyimize yetmiyor bizim he?
Babaanne. Hı? Sen konuyu çok yanlış anlamışsın. Mesele köşkte yaşamak değil babaanne. Mesele o köşkü onların başına yıkmak. Kızım ne yapabilirsin ki? Et ne, budun ne? Elimizde bir şey de kalmadı. Sen var ya, şu torununu hiç tanıyamamışsın ha. Senin aklından neler geçiyor bakayım? Ha? Agah da bağıra bağıra tehditler savuruyordun. Ben göstereceğim o Agah Bey'e. Torunum diye diye umut kollarımdan almak nasıl bir şeymiş. Ben her şeyi açıklayacağım artık babaanne. Neyi açıklayacaksın? Açıklanacak bir şey kalmadı ki. Umut, Agah Bey'in torunu değil. Ne? Ne demek değil? Aşk olsun babaanne. Çok basit. Çünkü Cenk, Agah'ın oğlu değil. Ne? Hani Cemre'nin çekmecesinde bir zarf bulmuştun, hatırlıyor musun babaanne? Ha. Ölüp bitiyordun bunun içinde ne var ne var diye. Ha. DNA raporu var onun içinde. Yani benim elimde kapı gibi kanıt var. Şimdi istediği kadar torunum torunum desin Agah Bey. Ya sen olsan affedebilir misin? Hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir misin? Yani tamam, şimdi hikaye çok çetrefilli, çok karmaşık. Ama anlaşılmaz da değil be Cemre. Ben anlayamıyorum. Bu kadarı çok fazla, fazla yaralayıcı. Ya ben suçsuz demiyorum ki. Nedim'in hatası büyük tabii ki, haklısın. Ama hatanın çıkış noktasına odaklanmıyorsun. Ya böyle bir şey nasıl bir çıkış noktası olabilir Özge? Kaybetme korkusu Cemre. Seni kaybettiğini sandığı için yapmış ne yapmışsa. Evet ama bu onu aklamaz. Sen onu kaybetmemek için Cenk'le evlenmedin mi? Bu seni aklar mı? Aynı şey değil Özge. Benzer şeyler Cemre. Neyse ne. Konuşmak istemiyorum Özge. Cemre arkadaşım. Bak duygularınla yüzleşmekten korkuyorsun. Tam bak kırgınlık, kızgınlık bunlar geçecek. Geriye ne kalacak? Aşk. Bunu unutma tamam mı bir tek? Tamam. Ben gideyim artık Özge. Çok oyalandım. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.